Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça çeviri kılavuzunun birinci bölümünden Arapça dil bilgisi özetinin sarf bilgisini, yani sarf özetini yapıyorduk. Fiilleri zaman, biçim, yapı, işlev, çatı ve çekim bakımından değerlendirdikten sonra isimlere geçmiştik değerli arkadaşlar. İsimleri de biçim bakımından ve belirlik bakımından değerlendirdik. Şimdi ise sayı bakımından isimler biz bunu aslında cips diyorduk arkadaşlar cips sayı bakımından isimler bunun hangi kısmı değerli arkadaşlar tabii ki şuradaki kısmı belirli yönden diğer derste zaten görmüştük evet şu anda sayı bakımından isimlerdeyiz sayı bakımından isimler ya müfrettir ya tesniyedir yani müsennadır ya cemidir Türkçeden farklı olarak Türkçede bir kalem var arkadaşlar sonuna lerler getiriyoruz. Kalem, kalemler oluyor. Yani birden sonrası hep çoğul oluyor. Arapçada bir kalem, ayrıca bir tesniye grubu var. İki kalem, ikiden sonrası için ayrı bir grup var. Arapçada farklılık bu. Yani Türkçeden farklı olarak bir tane ikilik grubu var. Bu aslında iki için ayrı grup olan, ayrı bir isimlendirme olan tek dil Arapçada. Yani tesniyelik bakımından böyle bir başka bir dil yok dünya üzerinde. Tamam mı? Tüm dillerde tekillik var. Bir varlığa delalet eden isme tekil diyoruz. Birden sonrasında çoğul diyoruz. İkil için ayrı bir grup olan tek dil hangisi arkadaşlar? Arapça. Lütfen bunu not olarak yazın inşallah. Evet, müfret isimler, tekil isimler. Ne demek? Burada e, şey yazmamış ama, efendim biz yazalım, not yazmamış ama. Tek bir varlığa delalet eden isimlere denir tek bir varlığa delalet eden isimlere denir. Fe'sun, bi'run, beytun, hadikatun, sabiyyun. Fe'sun, balta. Bi'run, kuyu. Çoğulu, abarun gelir. Beytun, ev. Çoğulu, buyutun. Hadikatun, park veya bahçe. Çoğulu, hadaiq, sabiyyun. Evet, şunların çoğuluna bakın arkadaşlar. Sabiyyun'da, sabi diyoruz ya, sabiyy, çocuk. Fesunun ve Sabiyyunun çoğunluğuna bakın inşallah. Evet. Peki bunların alameti nasıldır arkadaşlar? Ref, Nas ve Cer alameti nasıldır? Biliyorsunuz isimler ya merfu ya mansup ya mecrur olur. Müfret isimlerin irabı tam iraptır. Ne demek tam irap? Üç halinde Ref, Nas, Cer halinde üç farklı alamet alır. Ref alameti damme, Nas alameti fetha, Cer alameti kesredir arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Devam ediyoruz. Müsenna iki, iki tane varlığa delalet eden isimlere denir. Evet. Sabiyyun. Bak kaç tane çoğulu varmış. Erkek çocuk, çırak, çömez, oğlan, çocukcağız. Bak. Sıbiyetun, Sibiyanun, esbiyetun. Üç tane çoğulu varmış. Bak çok önemli bir kelime. Sıbiyetun, Sibiyanun, esbiyetun. Yani dolayısıyla bu çoğuluna baktığımız zaman aslında Dört kelime birden öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bu hangi uygulama? Bu tevakku denen bir uygulama. İnşallah bir kardeşimiz telefondan e, ekran ve görüntü çeken programlar var. Aynı bu bilgisayardan ders yaptığımız gibi. O şekilde nasıl uygulandığını, nasıl yüklendiğini gösterirse video olarak diğer arkadaşlar da kullanmış olur. Tamam mı? Tevakku uygulaması. Google Play'den indiriyoruz. Veya Apple Store'dan. Evet. Fe'sun fu'usun veya ef'usun. Evet. Fu'usun veya ef'usun. Evet şu arkadaşlar. Şu program. Tevakku. Bir de Arapça tabii klavye indirmeniz lazım telefonunuza. Tamam. Peki müsenna ne demek? Müsenna da iki varlığa delaleten isimlere. Şuraya not olarak yazın yine. Peki nasıl yapılır? Müfret ismin sonuna ref halinde elif, nas ve cer halinde ya getiririz. Bu nakız iraptır. Ha şunu hareke diyelim. Tam irap hareke. Tam iraptır. Harekedir. Ref halinde damme, nasb halinde fetha, cer halinde kesradır müfret isimler. Bu nakız iraptır. Yani üç halinde üç alamet yoktur. Harfledir. Evet. Ref, nasb, cer. Ref hali elip, elif, nasb ve cer hali ya ile olduğu için. Bak üç tane hal var. Ref, nas, cer. Ama iki tane alamet var. Nakıs ilaf diyoruz. Arkadaşlar bu ce -e, ra'eytu sellemtu ala. Evet bu örnekleri hatırladınız mı? Bu örnekleri hatırladınız mı? Ha, bunlar sene içerisinde kullandığımız örnekler değil mi? Câe'den sonra fail geleceği için refailin örnek olmuş oluyor. Ra'eytu fiil fail meful olduğu için mefuller daima mansuptur. Nasb alametine örnek olmuş oluyor. Harfi cerden sonra geldiği için mecrur cer alametine örnek olmuş oluyor. Dolayısıyla biz bu câe ra'eytu sellemtu alayı sadece tesniyelerde değil müfretlerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Câe ra'eytu sellemtu ala. Bunlar joker, joker örnekler. Joker örnekler. Biz isimlerin irabını kaç kısımda inceliyorduk? Kaç kısımda inceliyorduk isimlerin irabını arkadaşlar? Dokuz değil mi? Dokuz kısımda inceliyorduk. Müfret, tesniye, neydi o grup? Onları bir grup yukarıdan aşağı yazalım. Müfretler, sırayla yazalım. Müfretler, cemi teksirler, değil mi? Cemi müennes salimler, gayr-ı esma-i hamseler, tesniyeler, cem müzekker salimler, mankus isimler, maksur isimler. Dokuz kısım. İsimden irabını kaç kategoride inceliyorduk biz? Dokuz kısım. Tekrar ediyorum. Bir, müfretler. Tam irab. Aynı bunun gibi irab olan bir kısım daha var. Cemi, tekstiller. Cemi müennes salimler. Dört gayrı musarıflar. Evet. Harekeli olanlar bitti. Harfli olanlar Esma-i Kamseler. Altı Esmiyeler. Yedi Cemi müzekker salimler sekiz maksur isimler dokuz mankus isimler. Peki bunların her birine şimdi bir tane örnek verelim ve bu konuyu kapatalım arkadaşlar. Mesela ce -e, raeytu sellemtu ala Mesela müfredimize örneğimiz ne olsun müfredimize örneğimiz? Müslümanına Müslümetin olsun. Yani bir müzekkerini çekelim bir müennesini. Tamam mı? Tabi müzekker olunca cae, müennes olunca caet olur. Müfredimize örneğimiz ne olsun? Müslümun, Müslümetin. Müslümun, Müslümetin. Hemen yazalım. Ayşenur burada mı Ayşenur? Arapça yazsın hemen. Müslümun, Müslümetin. Müfredimize örneğimiz ne? Müslimun müslimetun. Cemi tekstirimize örneğimiz ne olsun? Ricalun olsun arkadaşlar. Ricalun. Adamlar. Tamam mı? Güzel. Cemi müennes salimimize örneğimiz Müslimetun olsun. Müslimetun. Müslimetun. Gayrı örneğimiz Ahmet olsun. Ahmet. Esma-i Hamse örneğimiz Ebun olsun. Ebun. tesniyeye örneğimiz Müslümani ve, ve olsun. İki tane örnek olsun. Müslümani ve Müslümetani. Cemi müzekker salime örneğimiz Müslimune olsun. Müslimune. Maksur isme örneğimiz Musa olsun. Musa. Musa. Mankus isme örneğimizde tabi burada biraz düşünelim bir saniye el gadi olsun. El kadı Eliflam takılı gelmesi lazım bunun. El gadi. Kadı var ya kadı. El gadi. Evet arkadaşlar. Şimdi 9 tane grubumuz var. Kelimelerimizi yazdık. Her birine bir tane örnek verdik. Bunların başına ne yapıyoruz? Ce. Ra'eytu sellemtu ala getirip örneklerini görüyoruz. Bak şimdi. Ce müslimun. Bir müslüman geldi. Ra'eytu müslimen sellemtu ala muslimin. Tamam mı? Veya caet muslimetun. eytu muslimeten sellemtu ala muslimetin. Cemi tekstir. Ca'e ricalun. Ra'eytu ricalen sellemtu ala ricalin. Cemi müennes salimler. Ca'et müslimatun caet olacak burası caet müslimatun raeytu müslimatin sellemtu ala müslimatin caa ahmedu raeytu ahmede sellemtu ala ahmede bak kesre almadı tamam mı geldik esma-i hamseye caa ebuke ebuke ya zamire ya isme bitişmesi lazımdı Evet bu olması lazım. Câe ebuke. Senin baban geldi. Ra'eytu ebuke. Senin babanı gördüm. Sellemtu ala ebuke. Sellemtu ala özür dilerim. Ebike. Şurayı bir daha söyleyeyim. Câe ebuke. Ra'eytu ke, Ra ebake, Sellemtu ala ebike. Tesniyeler örnek verelim. Câe müslimani. Ra'eytu müslimeyni sellemtu ala muslimeyni veya caet müslimetani raeytu muslimeteyni sellemtu ala muslimeteyni cemi müzekker salim cae muslimune raeytu muslimine sellemtu ala muslimine cae musa raeytu musa sellemtu ala musa üç halde takdiri cae el qadi Evet. Ra'eytul qadiye ...sellemtu alel qadi. Yani ref hali ve cer hali ne ile mankus ismin takdiri. Sadece nasb hali qadiye. Çünkü ya'nın üzerinde sadece fetha belirir. Ya sadece e, ya ya sadece fetha ağır gelmez. Ama kesra ve damme ya'nın üzerinde belirmez. Nasıl elifin üzerinde üç harekete belirmiyordu? Yağının üzerinde de sadece feta belirmez. Feta belirir. Damme ve efendim kesra belirmez. İşte örneğimiz bu arkadaşlar. Buraya yazmışız zaten tamam mı? Aynı örnekleri vermişiz zaten. İşte meselemiz bu. Tamam mı? Bunu çok güzel böyle ayrıntılı not haline getirebilirsiniz. Bunun başlığı İ'rabü'l Esma'i. İ'rabü'l Esma'i. İsimlerin irabı bu konunun başlığı. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu konuda çok güzel not çalışmalarınızı bekliyorum tamam mı? Bak gruplar, kelime örneklerimiz ve cümlelerimiz böyle çok güzel notlar bekliyorum sizden anlaştık mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Çok güzel böyle çalışmalar bekliyorum. Hadi bakalım. C. Alimani. Arkadaşlar. Burada alime cae alimane fa'il. Burada tesniyelen ref alameti elif. Ra'eytul alimeyni. Burada mef'ul konumunda nasb alameti ya ile. Ra'a fiil, tü, fa'il, merfu muttasız zamir. El alimeyni mef'ul. Nasb alameti ya ile. Sellemtu ala, sellem fiil, tu fa'il. Ala mef'ulun bi gayri sarih bu cümle. Ala car, el alimeyni mecrur cer alameti ya ile. Şimdi bir kardeşimiz söz almayanlardan Hilal Baş. Mikrofonu açar mısın Hilal? Mikrofonu açar mısın? Hilal Baş. Evet hocam. Hilal, şimdi bu örneklerde biz tesniye müzekkelleri verdik değil mi? Evet. El-alimani, el-alimeyni, alimeyni. Yani evet. bunlar hep iki aslında evet. müzekker alimler. Şimdi evet. sen de bize bunların tesniye müenneslerini cümle haline getirebilir misin? Ee, tabii. Ca-el-müslimeyni. Yok ama bak e, örneğimiz aynı olacak. Alimani, alime tani değil mi? Ha, Alimetin, özür dilerim. alime Ama bak cae demiyoruz. Çünkü fiille fail cinsiyet yönünden uyacak değil mi? Ca et diyoruz değil mi? Cae. Onu çek -e tekil olarak mı alıyoruz? Şimdi fiilimiz başta daima müfret gelir. Tamam. İster failimiz müfret, ister tesniye, ister cemi. Mesela cael alimu. Bak cae geldi. <laughs> Cael alimani. Bak yine cae, cae geldi burada. Müfret evet. yani. Cael efendim. E, Ulema'u. Hepsine cae geldi. Tamam. tamam yani canım. failimiz ister müfret, ister tesniye, ister cemi olsun. Fiilimiz daima başta müfret gelir. Müfret. Ama cinsiyet yönünden uyması lazım. Tamam müfret mühendisliği. Tamam. Şimdi sen şey diyeceksin yani. Caet evet. alimetani. Çok güzel. Ra'eyti alim. Bunları de değiştirmiyoruz. Bunları değiştirmiyoruz. Çünkü gören ben olduğum için bunları değiştirmiyoruz. Tamam. Sadece şu kısmını değiştiriyoruz. Ya yani onu sen yapmıyorum. Efendim? Sizler gördünüz yapmıyoruz o zaman. Yok yok. Tamam. Burada sadece ne için değiştirdik cahi, cahit yaptık? Faili değiştirdiği için. Ama tamam. mefulle fail arasında bir cinsiyet yönünden bir uyum yok ki. Tamam. Bunda ra'aytu ben gördüm. Sellem ben selam verdim. Tamam mı? Evet, ra'e tü Çok güzel. İki e, bayan bilim adamına. Bu alimin bilim adamı manası da var veya bayan alime alimeyi gördüm. Evet. Hı -hı. E, sellem tü alal -al, alime e, alime ulematün mü? Yok, az öncekinin aynısı. Al -ne. Alime. Çok güzel. Peki, tesniyelerin irabı tam mıdır, nakıs mıdır? Hmm, tamdır. Yok, burada haksi yazıyor bak. Neyi yazıyor? Niye? Çünkü rap hali var. Oh Nasıl hali var, hali. E, sabah gidersin sonuna katılabildim ancak o yüzden kusura bakmayın. Bayağı çorba yaptım. Yok, estağfurullah. Ama biz bunu sabahki ders değil. Yani belki <laughs> çok dersleri de söyledik, tamam Doğru hocam. Çok karıştı. <laughs> senin de, senin bence ders eksiğin var. Doğru mu? Evet, evet, öyle. İşte ders eksiklerini tamamlayalım ki Kurstan maksimum derece istifade edelim. Tamam beraber yapalım. Nakıs irap Nakı ne demek biliyor musun Hilal? Ref hali, nasp hali, cer hali. Zaten isimlerin başka bir hali olmaz. Niye? Çünkü isimlerde mezunluk olmaz. O fiiller rahatsız. Üç tane halimiz var. Bu üç halimiz sabit. Üç halimizde kaç tane alamet var burada? Benim ekranımı görüyorsun değil mi? Görüyorum hocam. Ha. Ref alameti var. Nasp alameti. Cer alameti. Bunlar sabit. Peki evet. burada kaç tane alamet yazmışız biz? Kaç tane harf yazmışız? Elif ve? Ya. Heh, o zaman Sen. üç halde iki alamet varsa ne olur? Naks olur. Ha, üç halde üç alamet olsaydı? Reh mi olacaktı hocam? Tam irap olurdu o zaman. Tam irap, pardon. Heh, şimdi tamla nakısı öğrendik. Peki bunların alametleri ref konumunda olduğunun, nas ve cer konumunda olduğunun alametleri Harfle mi, harekeyle mi? Bu elif ya hareke mi, harf mi? Harf hocam. Ha, o zaman tesniyelerin ref alameti elif, nas ve cer alameti ya'dır. Bak az önce sen kurdun cümleleri. Gayet güzel. Ca'et alimet tani dedin. alimet alimeteyni dedin. Sellemtu ala alimeteyni dedin. Demek hı hı. ki tesniyelerin ref alameti elif, nas ve cer alameti neydir? Ya. Tamam, çok güzel. Tersek eskilerimizi tanıyoruz tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Şimdi isim tamlaması içinde muzaf olduklarında müsenna kelimelerin sonlarındaki nunarfi düşer. E bunu daha önce görmüş müydük arkadaşlar biz? Bunu daha önce görmüş müydük? Defalarca. Bak kaç defa aynı konu geliyor. Hadara mühen mühendise şirketi. Hadara geldi. Failimiz mühendise. Bunun aslı mühendisani idi. Ama muzaf olduğunda nunu düşüyor. Failimiz bu. Muzaf. Eş şirketi muzafun leh. Failin muzafun Şirketin iki mühendisi geldi. Devam ediyoruz. İşte raytu. İşte raytu. Fiil fail. O zaman bu meful olacak. Ceri'de teyni idi bu Aslı. Neymiş bu naslı? Ceri'de teyni. Nun düştü. O zaman Ceri'de tey kaldı. Ama geçerken kesra ile geçiyoruz. Ceri'de teyil ehrami vel mesai. Evet. Bunlar gazete adları. Satın aldım. Neyi? Ehram el mesai gazetelerini satın aldım. Ehram müfredi heramun gelir. Heramun. Piramit demek. Piramit. Heramun ne demekmiş? Piramit. Ehramun piramitler. Mesa ne demek peki mesa? Akşam demek. Yani gazetenin adı e, Türkiye'de sabah akşam hürriyet falan var ya. Evet bir gazetenin adı piramitlermiş. Bu demek ki Mısır gazetesi. Bir gazetesinin adı da akşammış. Yani Türkçe gibi. Ama burada da yine tesniyelerin nasb alameti yaylaydı. Cerida teyni idi. Ceride tün. Bunun çoğulu ne gelir arkadaşlar? Ceride tün gazete. Bunun çoğulu ne gelir? Heramun, ehramun, ehramat. Çok güzel. 5 özellikten biri. Çok güzel komutanım. Muzaffer'in 5 özellik yüz... cerait gelir. Çok güzel. Cerait. Edebiyat derslerinde görüyorduk değil mi? Cerait. Evet. Burada nunumuz düşüyor. Peki geldik Cemile de. Sayı bakımından 3 üç ve 3'ten fazla isimlere denir. Tamam. üç kısımda incelenir. Bunlardan ilk ikisi kurallı, üçüncüsü ise kuralsızdır. Kurallara ne diyoruz? Salim. Kuralsızlara teksir diyoruz. Mükesser diyoruz. Kurallar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Müzekker ve müennes. Cem'ul müzekkeri salim. Müfred ismin sonuna raf halinde vav nas ve cer halinde yanun getirilir. Yani u ne getireceksin Türkçe mantıkla? U ne? Bunun sonuna da iğne getireceksin. Bu nakıs iraptır. Cemi müzekker Salimler'in. Raf, nasb cer hallerinde iki alamet vardır. Ref halinde vav, nasb ve cer halinde ya'dır. Nakıs iraptır ve irabı gördüğünüz gibi harfledir arkadaşlar. Harfle. Bak yine bizim örnekleri vermiş. Burada tu. Burada sellemtu ala yerine, selam verdim yerine merartu bi. Onu kullanmış. Tamam mı? Biz örneğimizde müslimun diyorduk. O muallimun demiş. Fark etmez. Ca-el muallimune. ca fiil. El muallimune e fail. cem Müzeker salim olduğu için ref alameti vavla. Ra'a fiil. Tü fail. Mefulümüz muallimine. Nasb alametimiz yayla. ile. Merartu bi. Merar fiil, tü fail, bi ile başlayan cümle mefulun bi gayri sarih, dolayısıyla bi car muallimine mecrur, cer alameti ya Tamam mı arkadaşlar? Şimdi, söz almayanlardan, Kübra Demirhan sen bugün söz aldın mı? Kübra Demirhan söz aldın mı bugün? Almış mıydın Kübra? Kübra Yıldırım almadı sanki. Hadi bakayım Kübra. Kübra Yıldırım. ben bugün söz almıştım ama. Aldı, aldı almış şey. mıydın? Tamam o zaman. Aldıysan yine al yine. Devam et. Evet. Bunların aynı Hilal'e sorduğum gibi Câ'el muallimûne râ'eytül muallimîne merartu bil muallimine demiş ya. Bunları müennese çevir. Ama dikkatli ol bak. Hemen düşme. Tamam. Bunları müennese çevir. Cemi evet. müennes salim yap yani. Tamam. E, Caet e, tün. Tü. Tü. Yani eliflam, elif olduğu zaman caet muallimatü. Hatta geçersek caetil muallimatü. Şikayetin muallimatü. E, Ra'eytül muallimatin. Ay muallimati. Merartü bil muallimati. Bu kadar. Peki cemi müennes salimlerin. irabı harfle midir, harekeyle mi? Harekeyle. Peki ref, nas ve cer hali nedir? E, ref hali et, şey, e, nas ve cer hali de keserle. Biz ona, biz ona ötre mi diyorduk? Hayır, damme. Ha, damme ile nas ve cer hali kesra ile. Ha, güzel. Peki üç halinde isimlerin zaten üç hali olur değil mi? Ref, nas ve cer. Hı -hı. Fiillerinde ref, nas ve cezm hali olur. Ref ve nas fiillerde ve isimlerde ortak. Cer isimlere has. Cezm fiillere has. Bunları hatırladık değil mi? Evet. Ha, res, ref, nas ve cer halinde iki tane alamet varsa, üç halde iki alamet varsa biz buna tam mı diyoruz, nakıs mı? Nakıs irab. Evet. Çok güzel. Bir hafta hareket edeceğiz. Evet. Çok güzel. Bu işi halletmişsin sen. Peki manalarını nasıl söyleyelim? Bir kelimemiz ne, neydi hocam? Caetil muallimatu, raetil muallimati, bil muallimati. Ee, bayan öğretmenler geldi. Ee, bayan öğretmenleri gördüm. Bayan öğretmenlere uğradım. Bu kadar. Çok teşekkürler. Rica ederim. izafet terkibi halinde tıpkı tesniyeler gibi bak buraya öyle bir cümlede yazabilirsiniz. Tıpkı tesniyeler gibi cemi müzekker salim kelimelerin sonlarındaki nun harfi düşer. Yani şunu diyor. Cemi müzekker salimler muzaf olursa nunları düşer diyor. Mesela ca'el muallimul medreseti. Muallimul medreseti. Bu nasıl neydi? Muallimune idi. Okulun erkek öğretmenleri geldi şahettü ben gördüm muazzafine idi arkadaşlar muazzafine muzaaf olduğu için el vizaratiye muzaaf olmuş nun düşmüş ha bu arada bu vizara kelimesiyle ilgili bir bilgi vereyim size kafanız karışmasın vezaratun vizaratun vuzaratun vavın 3 harekesiyle de caiz arkadaşlar v zara vi zara v zara üçünde görebilirsiniz böyle kelimeler var Üç harekeyle de okunabiliyor bu val. Vizaratun, vizaratun, vezaratun. Evet. Biz genelde vizaratun diyoruz. Evet. Genelde ne diyormuşuz? Vizaratun. Şahed muazzafil vizaratiyi bakanlığın memurlarını gördüm. Erkek memurlarını. Fil muzaherati Muzahara. Çok önemli bir kelime bak. Gösteri. Gösteri. Tamam mı? Ama burada ikisine beraber o manayı vermiş. Fil muzaharatil mukameti. Yani mukamet, karşı koyma gösterisinde. Yani muzahara tek başına da gösteri. Muzaharatil mukameti. ikisi de yine gösteri. Neredeymiş bu? Fi meydani Kızılay. Kızılay meydanında. Evet. Kızılay meydanındaki ben olsaydım birinin yerine bir kullanırdım. Arapçada iki tane fi arka arkaya gelmez harficerler birbiri yerine kullanılıyor ya, birinin yerine bi kullanabilirdi yani. Şu ikinci fi'nin yerine bi veya birinci fi'nin yerine bi kullanabilirdi. Ama ikisi de fi manasında. Kızılay Meydanı'ndaki gösteride bakanlık memurlarını gördüm. Evet. Burada aslında bu cümleyi ne için yazdı? Muazzafi idi. Cemil Müzekker Salimler meful olduğunda Nas hali ya ileydi. Onu gösterecekti. Ama burada bir de ekstra ne oldu arkadaşlar? Muzaf olduğu için nunlar düştü. Evet. Şimdi bir arkadaş alalım. Melike sen bir gün söz aldın mı? Melike. Melike Şahin söz aldın mı? Naciye. Sen söz aldın mı? Naciye almadı herhalde bir Naciye. Duyuyor musun bizi? Hadi bakalım. Aç mikrofonunu. Evet Naciye. Mikrofonu açar mısın? Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi şu cümleyi okuyacağız. Beraber irabını yapacağız. Tamam mı? Şu ekranımı görüyorsun değil mi? Görebiliyorum. Hadi bakalım. Ee, İçteme. Çok güzel. Fiilimizi evet. yap. Fiil varsa ne vardır? Fail vardır. Ha. O zaman burayı nasıl okuyacağız? Ee, Reisü. 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 Reisü tahriri Reisü't Tahrir, reis tahrir evet. Aa bu ne demek biliyor musun? Reisü Tahrir yazışları müdürü demek. Hı. Hmm. Tahrir yazışları, reis onun başkanı yani onun müdürü. Müdürü. Evet. Ee, MA Çok güzel. Vasilii Çok güzel. Brasilii Brasilii eee hı. Hmm, Jeridiçi. Çok güzel. Bravo. Bak ilk amacımıza ulaştık. Hadi bir daha okuyalım. İctemaa tahriri ma'a Yani Hı. yazışları müdürü özleden başlıyoruz. Sonra nesneyi araya koyuyoruz. Evet. E, gazetenin evet, muhabirleri gazet ile ile ma'a Birlik, ile birlikte, birlikte. ictemaa toplandı. Yani toplantı yaptı. Toplantı yaptı evet. Çok güzel. Peki burada bizim esas meselemiz ne aslında? E ee, cem'i müzekker salimlerin muzaa formaları durumunda nun'larının düşmesi. Evet. Hangi kelimenin sonundaki nun düşmüş? M şey, e, nurseli Ha, nurasili. Nurasili, ne normalde Heh. ama burada e, cem'i müzekker olduğu için nunlar düşmüş. Cem'i müzekker olduğu için demeyelim de cem'i müzekker zaten e evet. muzaaf olduğu için. Muzaaf olduğu için pardon, olduğu tamam. için. Tamam. Bu kadar. Peki irabını yapalım. İstemaa fiil. Evet. Fiil mazi. Ne üzere mebni? Fetha üzere mebni. Evet. Değil mi? İstemaa. reisu fail. Ha. Fail, failer daima merfudur. Çok güzel. Ref alametimiz alamet damme. Aynı zamanda muzaaf tahriri. Muzaafun ley. Muzaafun ley, evet. <laughs> ha. <laughs> 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 Bu me'a harficer desek harficer diyemiyoruz. Bu edattır şey, aslında. Aynı zarf da diyebilir miyiz diyecektim. Yani ben aslında bir derste zarf demiştim ama daha sonradan baktım evet. zarf demeyelim. Yani edat diyelim buna. Edat evet. bağlaç. Tamam hocam. Ama bundan sonra daima me'a'dan sonra daima mecrur okunur. Murasiline idi. Ama murasiline cerideye muzaf olduğu için nun düştü. Dolayısıyla Hı. burada me'a'dan sonra murasili mecrur. Efendim murasili aynı zamanda muzaf, seri de muzafınlek. Evet, muzafınlek. Evet, e, yavaş yavaş oturuyor değil mi inşallah Naciye? Evet hocam, bir sıkıntı yok çok şükür. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar geldik Cemil Mühendis Salimlere. Müfred ismin sonuna. Tabii bu müfred isim müfred mühendis olacak. Müfred mühendis ismin sonuna elif ta getirilerek yapılır. Yani şöyle at getireceğiz yani at. Ref halinde damme, nasp ve cer halinde kesra alırmış. Demek ki ref, nasp, cer, damme, kesra, kesra. Evet, üç hal var, iki alamet var. O zaman nakıs irab. Peki irabımız harfle mi, harekeyle mi? Harekeyle. Burada ref hali normal, damme geliyor. Cer hali de normal. Burada dananın kuyruğu nasp halinde kopuyor. Normalde nasp halinde ne olması lazım arkadaşlar normal şartlarda? Nasb halinde irab alameti ne olması lazım normal şartlarda? E, fetha. Ama burada fetha yerine kesra alıyor işte. Aslında gayri bunun bir yakınlığı var. Gayri musarıflarla bunun bir yakınlığı var. Nasıl bir yakınlığı? Gayri musarıflarda cemi müennes salimler ref halinde olması gereken harekeyi alıyor. Tamam mı? Ama cemi müennesler cemi müennesler fetha nasb halinde fetha yerine kesra alıyor gayrı musarıflar da cer halinde kesra yerine feth alıyor. Hemen örneklerimizi cebimizden çıkartalım. Uygulayalım mesela. Cemi müennes salim. Câ el müslimâtu. Râeytul. Câ et Câetil muslimatu Tü. Bak damme. Râeytul müslimâti. Kesra. Sellemtu alel müslimâti. Kesra. Peki gayrı musarıflar nasıl? Câe Ahmedu. E doğru. Bir sıkıntı yok. Ahmedü dedik bak. Ra'eytu Ahmed'e doğru. Sellemtu ala Ahmedi diyesi geliyor insanın ama diyemiyor. Demek ki cemi mühendisler nasb feth alacağı yerde feth yerine kesra alıyor. Gayr musarıflar da kesra alması gereken yerde feth alıyor. Bunun farkı bu. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Var mı problem? Çok güzel. Devam ediyoruz. Dehalet el muallimatu es saffe. Bayan öğretmenler sınıfa girdiler. Şimdi arkadaşlar dehalet el muallimatu diye okuduk. Şimdi Arapçada bir kural var. Es sakinu sakin harf. İza dığı zaman. Hurrike harekelendirildiği zaman. Hurrike harekelendirilir bil kesri. Kesrayla. Ne demek yani bu? Şimdi biz bunu iki şekilde okuyabiliriz. Dehalet fiil. El muallimatu fail. Es meful. Veya mefulun bih veya mefulun bih sarih. Doğrudan almış dehale bak. Biz bunu böyle okuyabileceğimiz gibi geçerek, birleştirerek de okuyabiliriz. Tehaletil muallimatü saffe. Tehaletil muallimatü saffe. Bak hepsini birleştirdik. Peki sakin harf hareketlendirildiği zaman nasıl harekelendirilir? Kesra ile. Az önce söylediğim kural o. Es sakinu iza hurrike hurrike bil kesri. Sakin harf hareketlendirildiği zaman kesra ile harekelendirilir sakinu iza bil kesri bu niye söyledim size biri bize gelip dese ki ya hani fiiller mecrur olmazdı burada mecrur olmuş derse biz ona cevap olarak ne ne veririz kardeşim zaten olmadı biz sadece geçmek için onu kullandık deriz yoksa bak burada bir çelişki var gibi duruyor fiiller ne olurdu arkadaşlar fiiller isimler merfu, mansup, mecrur olurdu. Fiiller ne olurdu? Fiiller ne olurdu arkadaşlar? Merfu, mansup, meczum. Kesinlikle mecrur olur muydu fiiller? Mecrur. Ha. Ama burada olmuş. Dahaletil muallimatu diye okuduk. Burada olmuş. Nasıl oldu burada? Ama burada olmuş. Biz bak geçerken dahaletil muallimatu diye okuduk. Nasıl oldu bu iş? Çok güzel. Geçiş için. Hah, geçiş yapıldığı için. Sakin harf geçerken harekete dediğimiz için sakin harfi geçerken harekelendiriyoruz. O harekeye de en güzel yakışan hangisi? Kesra. Öyle bir kuralımız var. Bravo Nurfidan. Es sakinu iza hurrike hurrike bil kesri kuralına binaen. Burada ref alameti. Cem-i ref alameti ne arkadaşlar burada? İşte ne falan metine burada. Haydi. Tamam mı? Çok güzel. <laughs> Ra'eytul muallimati fi's saffi. Bayan öğretmenleri sınıfta gördüm. Ra'eytu fiil fail. Tu merfu muttasıl zamir. Şu fiile bitişip fail olan zamirlere merfu, muttası zamir diyoruz. El muallimati mef'ul. Mef'uller daima mansuptur. Mansupta nasb alamet alameti ararız. Nasb alameti fetha ve fetha yerine geçenlerdir. Peki cemi müennes salimlerde fetha yerine ne geçmiş arkadaşlar? Fetha yerine ne geçmiş? Kesra. Çok güzel. Bu mahallen nasb ne için yazdınız komutanım? Mahallen nasbı. Evet. Bu mefulüm bihi mefulü, mefulüm bihi veya mefulüm bihi Bu da mefulüm fihi arkadaşlar. Zaman ve mekan bildiren meful. Ra'a fi'l, Tu fail. Merfu muttası zamir. El muallimati mefulüm bihi. Fis safi de mefulüm fihi. Zaman ve mekan bildiren meful. Fi car es safi mecrur. Evet. Yok ma mahallen demeyeceğiz burada. Komutanım mahallenle alakası yok. Bu da lafzen. Ama lafzen fetha yerine kesra oluyor. Mahallen demeyeceğiz. Mahallen olması için ya mebni olması lazım ya da cümlenin irabı olması lazım. Tamam mı komutanım? Evet Nurfidan çok güzel özetledi. Cemil Mernes Salimlerin nas ve cer hali kesrayladır dedi. Bu kadar. Zaten burası farklı geliyor. Şurası normal zaten. Yani ref ve nasb hali normal. Sellemtu tu alel muallimati. Evet. Bizim normalde örneğimiz bu kadardı değil mi? Ona biraz daha bir şey eklemiş. Kelime bilgimiz gelişsin diye. Sellemtu tu alel muallimati. Bayan öğretmenlere selam verdim. Evet. Sellem fiil tu fail. Alel muallimati mefulun bi kayri sarih. Ala car muallimati mecrur. Mecrurda celalameti ararız. Celalameti olması gerektiği gibi kesra. Mefulun fihimiz geliyor. Neredeki Nerede verdim peki o selamı? Fi buna halde diyebiliriz aslında. Hal gibi gelmiş sanki. Nerede olduğu halde. Çünkü şöyle olsaydı. Sellemtu ala muallimatin fi finail medreseti olsaydı bu fi'yi sıfat yapacaktık. Nekra'dan sonra geldiği için. Okulun bahçesindeki bayan öğretmenlere selam verdim olurdu. Ama Nekra'dan sonra gelen her cümle sıfattır. Marifeden sonra gelen her cümlede haldir arkadaşlar. Hal. Nerede? Verdim. Fi fina il medresedi. Yani o bayan öğretmenler okulun bahçesinde olduğu halde. Okulun bahçesindeyken. iken manası verebiliriz hallede. Fi car finai. Fina çok önemli bir kelime. Avlu demek, bahçe demek. Medreseti. Evet. Cem'ud teksir. Kurasız çoğul. Arkadaşlar bunun irabı da müfret sözcüklerle aynı. Müfret sözcüklerin irabı nasıldı? Harfle, harfle miydi, harekeyle miydi? Harekeydi. Tam iraptı. Yani refali damme, nasbali fetha, cerhali kesraydı değil mi? Öyle değil miydi? Bunun da aynısı işte. O zaman şuraya not olarak yazabiliriz. Cemi tekstillerin yani kuralsız çoğulların yani mükesserlerin irabı tekil bir ismin yapısı değiştirerek elde edilir. Tam bu ayrı bir şey. Ama irabı müfret sözcüklerin aynısıdır. Harekeyledir. Üç halinde üç alamet olduğu için tam iraptır. Refali damme nasbali fetha cer cerhali iledir arkadaşlar. Evet. Hemen cemimizden yapalım. Câe ricalun. Ra'eytu ricalen sellemtu alâ veya merartu bi ricalin. Adam. Adamlar geldi. Adamları gördüm. Adamlara selam verdim. Veya adamlara uğradım. Peki bu müfret cemi tekstil ne demekmiş? Önce onu açıklıyor. Tekil bir ismin yapısı değiştiriliyor. Mesela kitabın Bak komple yapısı değişti. Kitabın kitabani kitabu ne diyesi geliyor değil mi insan, insanların? Ama bu da semai işte. Yani ne semai? Hangisinin çoğunun düzenli, hangisinin düzensiz geleceği konusu ne arkadaşlar? Semai. Bunu da not olarak yazalım. Yani biri bize dese ki ya kardeşim Müslimun, Müslimani, Müslimune geliyor. Bak düzenli geldi. Müslimetün, Müslimetani, Müslimatün geliyor. Düzenli geldi. Ama kitabun kitaban ne gelmiyor da niye kütübün geliyor derse biz ona cevap olarak ne veririz arkadaşlar? Cevap olarak ne deriz? Evet, bravo bir gün, Bravo. Çok güzel özetlemişsin. Ha, semai. Ne semai olan kısım ne? Ne hangi müfred sözcüğün irabının hangi müfred sözcüğün e, cemisinin kurallı mı kuralsız mı geleceği konusu semaidir. Yani biz diyemeyiz ki bu niye böyle oldu? Niye bununki düzenli geldi, düzensiz geldi? Diyemeyiz arkadaşlar. Kitabun kutubun hadikatun hadaiq Mesela kutubun fuulun vezinde gelmiş. Bunun vezli fuulun. Hadaiq taail vezinde gelmiş mesela. Sabiyyun sibyan. Kalbun gulubun. Fu'ulun vezinde gelmiş. Vezirun vuzera'u. Fu'ala'u vezinde gelmiş. Kalemun ef'alun vezinde gelmiş. Eklamun. Evet bak burada bir hata daha kitabın. Cemi teksirleri ve verdin sen. Cemi teksirin şeyini anlattın. Ne olduğunu anlattın. Hani örnekler arkadaşlar? Cemi teksirlerin irabı ile alakalı örnekler hani? Cemi teksirlerin irabı ile ilgili örnekler hani? Nerede? Var mı? Cem'i tekstillerin ile ilgili cümle örnekleri verdi mi? Verdi mi arkadaşlar? O zaman biz verelim mi? Hadi bakalım biz verelim. Nur Fidan. Evet Nur Fidan. Evet komutanım cepte hazır demiş. Nasılsın Nurfidan? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi konumuz cem'i teksirler. Bizim evet. örneğimiz neydi? Az önce örnekle yazdırmıştık ya, rical kelimesi değil mi? Evet. Heh, şimdi sen bu rica kelimesine cae, ra'eytu ve sellemtu ala'yı bir, bir cümle kur bakayım. Nasıl kuracaksın? Tamam. Cae. Evet. Rica. Ça Çok güzel, rica Demek ki refali damme, değil mi? Evet. Bir de bir. Evet. ikinci cümlemiz. Selam tüy mü yapayım? Ra'i tüy yap. Ra'i -tü ala. Yok, ra'i ala olmaz. Ra'i sonra direkt mefuli getireceksin. Rica, rica, lan. Çok güzel, bravo. Evet. Bunun peki nasıl palameti neyle? Feta evet, ile. Çok güzel. Şimdi üçüncü kuralımız. Sellem tü. Ala. Ala. Ricalin. Ricalin. Evet. Cemil teksirlerin irabını bize bir özetle bakayım Nurfidan. Tamam. Hadi bakalım. Evet. refali dammeyle. Naspali fetayla cer de kesra ile. Çok güzel. Peki üç tane hal söyledim. Cefali damme, nasb hali fetha, cer hali kesra dedin. Tamirap. Demek ki tamirap ne o zaman? Üçünde de alamet var. Alamet farklı farklı. Üç alamet evet, var. Evet, farklı farklı. Evet. Güzel. Peki alametlerimiz harekeyle mi, hafle mi burada? Burada harekeyle. Çok güzel. Peki son sorumu sorabilir miyim? Evet. Peki Aynen bunun gibi irabı harekeyle olup tam irap olup. Tamam mı? İrabı harekeyle ve tam irap olan başka bir grup daha var mı? Aynen irabına benzeyen? Şey, müfred. Bu kadar. O zaman sen ricalun'u çıkar, raculun'u koy. Ricalun'un sonu şeyi müfredi değil mi? Evet. Ha, o zaman o da ne olur? Cen eee raculun. Ra'eytu ra raculen, sellemtu ala evet. raculin olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar var mı problem? Problem var mı? Konu anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi normalde burayı devam edip bitirecektik ama yani şu harflere kadar gelecektik ama çok önemli değil. Zaten 3 sayfamız kalmış. Burada kalalım arkadaşlar. Yarın bitirelim inşallah. Çok acele etmeye gerek yok. Çünkü zamanımız dolmuş. Burada kalalım inşallah. Tamam mı? Burada kalalım. Böyle sindire sindire yavaş yavaş. İnşallah burada kalalım. 3 sayfamız kalmış zaten isimlerin bitmesine. Sonra harflerde kaç sayfa biliyor musunuz? Harflerde 5 6 sayfa. Sonra nahive geçiyoruz. Oldu mu? Sonra Nahib'e geçiyoruz. Yani saf özetimizin bitmesine çok az kaldı. Sonra baştan bir yukarıdan bir tekrarlayacağız böyle. Yukarıdan aşağı bir tekrarlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.